Cümleten selamünaleyküm değerli izleyicilerim. Cansun Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım. Yüksel. Neredeyiz biz? Nerede? Ne bileyim mi? Bura kimin evi? Kimin evi ki bura? Evet, Hadi gösterin bakalım. Canlar gösteriyorum. bugün ben anama geldim. Hiçbir şey görünmüyor. Heh, şimdi oldu. Anamın imdadına yetiştim diyebilirim sizlere. Görüyorsunuz annemgil evlere tadilat yaptırdılar. Şöyle tavanlarıyla duvarlarını boyadılar. Parkelerimizin üstünü falan görüyorsunuz. Böyle. Canım anam da dışarıdan geliyor. O da şöyle ocağımıza kurban kemiklerini koydu. Şöyle göstereyim. O kemiklerin suyunu alacak annem. Onunla düğünde yemek yapacak. Annem sen bir terlik giyip gelir misin ayaklarına? Diken batar, çiğ batar taş. Hadi aşkım. O terliklerini giy gel. Hey annem ayakların şeydir. Ağrır. Şöyle görüyorsunuz. O kemik suyunda düğünde yemek yapılacak. Düğün yemeklerimiz onlar için kullanılacak. Şu renge bayıldım inanın ki duvarların rengine. Şöyle. Göstereyim canlar. Bugün annemle temizlik yapacağız. Bugün bayramın ikinci günü. Bacım da gelecek az sonra. O da eşiyle ailesini el öpmeye gittiler. Eşinin ailesinin elini öpmeye gittiler. Annem burayı süpürmüş görüyorsunuz. Silinecek. Şöyle camlarımız. Geldim anneciğim. Yüksel Ömer uyuyor. Annem bağırmadı uyusun yazık. Hiç uyumadı bugün Ömer de. Şöyle video çekiyorum anacığım. Eyvallah. Bir de temiz halini gösterdik. İnşallah bugün bu işin içinden çıkarsak sizlere temiz halini de göstereceğiz. Çıkarız inşallah evvelallah. Emoç da bir saate kadar geliyorum diyor. Aradım da. El öpmeye gidecekti de. Daha gitmemişler mi? Yo, üstlerini giyiyorlarmış daha. Anam, Buralarda aynı şey gibi anne. Yara olur da krem süren ya onun gibi olmuş duvarlar. Bozmadım anneciğim. Arhana değdim saçın şurasına. Şöyle. Tamam sen otur anneciğim vereceğim. Hey anne önce giller bir normal bezine silim. Ondan sonra villa damızına silelim. Camlarımızı silelim çıkalım. Buraya koltuklarımızı getireceğiz. Tamam anneciğim. Şu büyük diğer oturma odamızda abimgilin yatak odası olacak artık. Dolapları falan büyükmüş. Oraya yerleşecekler onlar da. Burası da bizim artık oturma odamız olacak. Şöyle. Şimdi buranın camlarını sileceğiz. Ne? Annem. Tekrardan merhaba canlar. Annemgilin oradan ben geldim. Annemgilin orada azıcık video başlattıydım. İyi yapmışsın canım. Aslında temizliğin sonunu da çekeceğimi unutmuşsun inanın ki. Çoluktu çocuktu işte derken anca toplandık. He valla. Hepinize sevgiler, selamlar değerli dostlarımız. Cansu'nun dünyasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aynen. Bayramımız devam ediyor. Herkese hayırlı bayramlar takipçilerine Cansu'nun. Biz de iyiyiz. Biraz önce gülmekten kırıldık. Aklımıza sizler geldiniz. Azıcık da açalım sizlere de söyleyelim de bu anımızı. Sizlere de şey yapalım. Şöyle. Aslında biz bulaşık yıkıyorduk arkadaşlar. Evet. Aslında alttaki bardakları koyuyor. Şakır şakır geri düşüyordu. Bardak da düşmüyordu. Bu sefer şu şey düştü. Borcam yine. Bir borcam tanesini düştü. Ben Cansu'nun. Kırılsın. Önemli değil benim için de. Bu tabağa koşuyormuş. Kırılacak diye ben de bu tökezlet de yere düştü zannettim. Ben de buna koşuyorum. Cansu da bana sarıl. Ben tabağa sarıl niye koşuyorum düşecek diye. Cansu da alınım bana sarıl. Ben de sen düşüyor sandım ama düşse vallahi tutardım arkadaşlar. Hızlı bir refleksim çok varmış. Çok komik oldu ama gerçekten bölmeniz lazımdı o anı. Ben tabakları falan bıraktım. Cansu'nun hareketine gülmeye başladı. Ben arkadan sallıyorum. Düşüyorum zannetmiş. Vallahi o tepede de an keşke kamera takılı olsaydı da görseydiniz o anımızı. Çok komikti gerçekten. Eyvallah öyle bir şey yaşadık şu an. Bu arada bayramınız da mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin de gözlerinden. Ben unutmuştum. 2 gündür hiç bayramı falan da bile değiliz ki. Evet. Ben video bile paylaşamıyorum doğru düzgün gerçekten. He. Çünkü yoğunluktan bir büyüklerin ellerini öpmeye gittik. Öylelikle akşam ettik. Bir de sucuk yaptık. He. Bir günde et dağıttık. Et pay ettik. Hem anneannemin hem teyzemin. Öyle yoğunduk.
yılın ikinci günü akşamı oluyor artık. Evet. Bizlerin durumları böyle canlar. Biz de vallahi dün az etle sütle uğraştık. Ondan sonra akşam oldu. Bir annemgile gittik. Bir de Nafis dayımgile gittik. Evet. Gece saat 1 oldu. Hemen geri geldik. Zaten buradan çıktığımız saat 10'a geliyordu. Ahırdı, inekti derken anca bitirdik. Fark ettim canım. Sözünü de kestim. Hı hı. İzmir'deyken ne yapsak diye sıkılıyorduk. Hangi işi görsek diye. Yok. Köy yerinde öyle değil. İnsanın hiçbir sıkılmıyor. Zamanı olmuyor. Aynen. Zamanı nasıl akıp geçtiğini de insan bilemiyor. Onun için köy yeri daha bir farklı bayram oluyor. Büyükler oluyor tabii ki de. Gezmeler oluyor. Şehirde asla öyle bir şey yok. Köy ne kadar yorucu olsa da o kadar da zevkli bence. Ben evet. Köyden hiç vazgeçemem. Allah'ım inşallah hani geçirmez de. Kamera arkamız var Cansu. Evet canlar, Derman ablamgil gitti. Rasim dayımgil vardı. Onlar da gittiler. Şimdi bizim evin küçük misafirini gösterelim sizlere. Merhaba sana. Maviş. Maviş mi? Gözleri mavi mi? Anneannem Maviş koydu ismini. Yüksel de tombul mu diyor? Ne diyor? Bir şey diyordu buna da. Bu kedimiz başka kedilerin sesini duydu mu korkuyor arkadaşlar. Babamın telefonda tesadüfen kedilerin dövüştüğü şeyi, kavga ettiği ses geldi. Hemen ayağa kalktı, korktu bence yavru ya. Bu bugün bizim buraya gelmiş. Mesela Mia da öyle yapıyor. Kalkıyor, arayışa geçiyorlar. Ha, bu bir de savunmasız ya. Korkuyordur açın bence. Şöyle ellerini de altına şey koydu. Hadi aç bakalım. Ne yapacak? Tepkisini çok merak ediyorum. Bak. Bak bak bak. No. An. Şu an çok sakin. Daha yeni yastıkların üstünde. Ana. Nasıl umursamaz ya Rahi? Aba. Alıştı bence bu ses artık. Ana. Aman. Dövüşü hazır. Ana. Ana geliyor. Kedimiz geri yerine geldi. Evet arkadaşlar. Tam rahat rahat yatıyordum. Uzanıyordum. Üstüme gelince korktum bu sefer de tırmalar diye. Bir de şurada bir yorum yazmış, onu okuyayım size. Bu sesi yapan kişi. Kedim uyuyordu. Sesi açtım, kafasını ağır ağır kaldırıp ters bir bakış attı. Sonra uykuya döndü. Kendini unutanım yazmış. Cidden de öyle uyuyorken açınca birden kalkıyorlar. Ne yapıyorlar anlamıyorum. Panikliyor ya da kendi cinsinin sesi olduğu için bir şey yapmaya çalışıyor herhalde. Bu sefer bizi korkuttu ama üstüme üstüme geldi. Telefon benim elimdeydi ya, ses benden çıktı. Bizim... Korkmayın. Rahime'deki telefonu kedi zannetti. Gerçek kedi üstüne geldi. Üstüne geldi. Telefonu bıraktım ben de. Kapatıverdim. Şimdi de geri uykuya daldı. Görüyorsunuz. Aynı bebek gibi arkadaşlar. Bu ufacık tefecik. Çok masumlar. Kamerada nasıl büyük görünüyor? Halbuki el kadar anca. Evet. Şey. Bu kendisi gelmiş. Bence bizim buraya birisi bırakmış bence bunu. Bence biz baktım. Kucağına sonra baktım aç yazık. Gittim ekmekle süt ıslattım azıcık. Nasıl yiyor yazık. Yazık. İyi yapmışsınız vallahi. Yediği bir şey değil de ama doyuyor. Doyuyor karnına sonra. Küçük ya. Ben buna baktım mı Mia aklıma geldi. Çünkü Mia da tam böyle sırtını. Renkleri hep aynı renk yani. Yerleri falan hep aynı. Gözleri biraz değişik. Bilmiyorum büyüyünce değişir mi. Mia'yı da özledik bu arada. Gerçekten hayvanlar insanın evladı gibi oluyor. Vallahi bak. Alışınca öyle oluyor biz gerçek. Biz Mia'yı evde alıştırdık. Ondan sonra dışarı çıkartma gereğinde bulunduk. Şimdi de belki gidince geri aldırız. Çünkü üzülüyorum ben dışarı kaldığımı sonra. Aynen dışarıda değişik olmuşmuş evet. Ama yazık. Bir de şimdi yani beton ya, hep betonda falan yatıyor herhalde. Bir değişik. Eve giriyor bazen öğlen falan. Koltuğa yatıyor, bir uyuyor rahat rahat. Anam. Bacaklarını açıyor. Kafasına şey yapıyor. Kedilerin öyle uyuşları var ya. Onun için hayvanları hep koruyalım canlar. Aynen canlar. Bunlar göz elimizden geldiği kadar. Rabbimizin dilsiz melekleri. Aynen. Bunlar insanlardan daha sadık. Daha cana yakın. Aynen. İnsanlar hep düşman. Bunlar hep bize doğru. Bunlar var ya iyilik bilir. Hayvanlar çok şey yani. İnsana sadık. Mesela evet. Bak biz bir tabak yemek verdik hala yanımızda evet. Duruyor. Aslında mesela kediye şey derler. Ne derler? Nankör. Nankör derler ama kediler aslında bence nankör değil. Bence de çünkü değil. Çünkü Mia falan bizi çok sever arkadaşlar. Mia dedik mi yanımıza geliyor. Aynı insan gibi anlıyor artık. Hey. Çocuğun çağrısında gelir ya öyle. Aynen. Ha, bütün hayvanlar köpek de öyle. Ben köpekten biraz korkuyorum ama alıştım öyle yani. Nankör şeysi yok. Hep hayvanlar melek. Anlayana. Aynen. Öyle işte canlar. Bu da uyuyor burada. Bunun adı da boncuk mu? Ben bunu aslında asla bırakmam. Kediyi çok sevdim. Ama Yüksel çok israf ediyor. Yüksel aslında sevdiğinden öyle yapıyor ama
Sevmeyi bilemiyor he. Aynen. O yüzden bilmiyorum artık, öyle bir isteyen elim olsa. Ayaz çok istiyor. Ayaz geldi, benim kedim diye ağladı zaten. Boncuk sandı herhalde. Ayaz çok istiyor, bilmiyorum, belki ona veririm. Çünkü ben hayvanları ne kadar sevsem de Yüksel israf ettikçe içim yanıyor öyle tabii de. Tabii ya, insan bakınca. Aynen. Aslında Yüksel'e zarar vermek istemiyorum ama o da çocuk olduğu için bilmiyor nasıl seveceğini. O da oyuncak gibi geliyor ona. He. Küçük olunca bir de. Bundan oynamak istiyor aslında ama aynen, o da daha oyunu bilmiyor küçük olduğu için. Kız arkadaşlar, ben bugün baktım.